edeceğim. Peki. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bunlar olurken ben size aynı anda başka bir şey anlatmak istiyorum. Ne anlatmak istiyorum? Bu ekranlarda sürekli olarak her ay düzenli bir şekilde size Türkiye'de iş kazasında ölenleri anlatmak istiyorum. Neden? Çünkü kazalar her yerde oluyor. Her yerde iş kazaları oluyor ve iş kazalarında ölümler oluyor. Soma faciası gibi 300'den fazla insan, 301 vatandaşımızın gözümüzün önünde öldüğü kazalardan sonra bir kişi, 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi ölünce haber bile olmuyor doğru düzgün. Bunlara bile bakmıyoruz. O yüzden siz bıkmayacaksınız biliyorum. Ben de bıkmayacağım, söz veriyorum. Her ay düzenli olarak size iş kazasından ölümleri anlatıyorum. Ocak ayında Türkiye'de 87 kişi iş kazalarında ölmüştü. Temmuz'da 123 kişi, Temmuz ayında 123 kişiyi kaybettik. Şubat ayında 77, Mart ayında 117, Nisan'da 115, Mayıs'ta Soma faciasını yaşadık. 301 vatandaşımızı kaybettik ama Soma faciasının yaşandığı Mayıs ayında Soma dışında da 113 vatandaşımızı kaybettik. Toplam 414. Haziran ayında 141 vatandaşımızı iş kazalarında kaybettik. Temmuz'da da dediğim gibi 123 vatandaşımızı iş kazalarında kaybettik. Ve yılın ilk 7 ayında 1074 çalışan iş kazalarında öldü. Türkiye'de yılın ilk 7 ayında ihracat şu kadar arttı, enflasyon bu kadar oldu diyoruz. Sürekli bunların haberlerini duyuyorsunuz, okuyorsunuz ama 1074 kişinin öldüğünü ne yazık ki çok az duyuyoruz, çok az görüyoruz. Birazdan daha ayrıntılı bir şekilde size anlatmaya çalışacağım. Çocuk işçi olarak kabul ediliyor. 17 yaşın altında çalışıyorsanız. 14 yaş altında bu ülkede 3 çocuk öldü Temmuz ayı içerisinde. Sadece Temmuz ayı içerisinde 3 evladımızı iş kazalarında kaybettik. Bakın, iş kazalarında kaybettik. Sokakta oynarken değil. İş kazasında 14 yaşında altında 3 çocuk. Bunlardan her ay bir tanesini size tanıtmaya çalışıyorum. Bu ay Ali Saltık'ı size tanıtmak istiyorum ama ne yazık ki çok tanıtamayacağım. Çünkü Ali Saltık'ın haberi sadece 3 ila 5 cümleden ibaretti ve haberlerin, ajansların geçtiği haberler için bir fotoğrafı bile yoktu. Biz bir fotoğrafına, bir görüntüsüne dahi ulaşamadık Ali Saltık'ın. Ali Saltık 14 yaşındaydı. Bir bulgur fabrikasında çalışıyordu. Biliyorsunuz bulgur buğdaydan elde ediliyor. Dev buğdayların kaynatıldığı bir silonun üstünde çalışıyordu ve resmi rapora göre kayarak buğday kaynatma kazanının içine düştü. Kayarak buğday kaynatma kazanının içine düştü ve 14 yaşında hayatını kaybetti. Ali Saltık bir fotoğrafı bile olmadan haberi geçildi. İşte Ali Saltık hayatını kaybederken Temmuz ayı içerisinde 15 Temmuz'da hayatını kaybetti. Bundan 2 gün sonra, şimdi burada gördüğünüz ve biraz önce size gösterdiğimiz Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki yürüyüş ilan edilmişti. Yani Ali Saltık ölürken Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan 2 Rus kozmonotun çıkıp uzay yürüyüşü yapacakları ilan edilmişti hemen hemen aynı günlerde. Onun için ben de yayını biraz geciktirme pahasına, iş kazalarında ölümler raporunu biraz size geç anlatma pahasına aynı güne denk getirmek istedim. İkisini aynı gün vermek istedim. Ali Saltık'ın fotoğrafını bulamadım ama Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dünyanın 300 kilometre üzerinden, atmosferin üst tabakalarından yapılan canlı yayını şu anda size ekranınıza getirebiliyorum ama Ali Saltık'ın görüntüsünü size getiremiyorum. Bunu internetten izleyebilirsiniz ama Ali Saltık'ın resmini isterseniz internette arayın, bulamayacaksınız. Ben de bulamadım, görüntüsünü de bulamadım. Gaziantep'ten de temin edemedim ama rahatlıkla size Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki misyonun, iki Rus kozmonotun gerçekleştirdiği misyonun görüntüsünü verebiliyorum, onu size aktarabiliyorum. İşte iş kazalarındaki dramatik durumumuzu anlatması açısından bu ikisini size aynı anda göstermek istedim ki buna lütfen siz de benimle birlikte hayır deyin. Bu iş kazalarına bizler hayır demezsek bu iş kazaları bitmeyecek. Çocuklarınız da ölecek.
Delikanlılarınız da ölecek, yaşlılarınız da ölecek ve ölmeye devam edecek bundan sonra. Bunlara biz hayır demezsek, bu ölümlerin durması için baskı kurmazsak, bu ölümlere hayır demezsek, bunlar, bu kazalar kader değil, bu kazalar bir ihmalin, bir üstüne düşmemişliğin, bir boş vermişliğin sonucunda oluyorlar. Yeterli denetim olmadığı için, kurallara uyulmadığı için oluyorlar. Lütfen hayır deyin, siz de hayır deyin, hep birlikte hayır diyelim ki Ali Saltık da ölmesin, 14 yaşından küçük 3 evladımız da ölmesin.